Selamlar arkadaşlar. Diduba otobüs terminaline geldim ben Tiflis'teki. Buradan Ahıska'ya gideceğim. Ahıska'nın Gürcistan dilinde yazılışı Akatsike diye geçiyor. Yani Ahıska derseniz anlamı bilmiyorum ama hani kendi diline söylerseniz anlıyorlar. 15 lira verdim. 15 lira verdim. Buradan birçok noktaya şey bulabiliyorsunuz. Dolmuş bulabiliyorsunuz. Batum olsun, Kutaisi olsun, ne bileyim Kazbek olsun. Birçok yere buradan gidebiliyorsunuz. Aklınıza bulunsun. Buraya metro da geliyor. Dolmuşlar da geliyor. Ben dolmuşla geldim. Kartım olmadığı için dedim hani birisi bassın ödeyeyim ben. Dediler sen bas şey ödemene gerek yok in dediler. Sıkıntı olmaz dediler. Öyle yaptım ben de. Bakalım Türkiye yolculuk başladı. Buradan sonra Ahıska'dan sonra da işte Türkiye sınırında bir 20 kilometre falan var. Oradan da Ardahan'a geçeceğim. Sonra da hedefim Kars'a ulaşmak. Beraber göreceğiz bugün. Evet, Ahıska'ya geldim. Akalsetiye. Akalsike miydi? Öyle bir şeydi. Bakın, Türkiye sınırı 20 kilometre diyor buradan. Ardahan 100 kilometre. Sordum da buradan otobüs yok dedi. Taksiyle gideceksin falan dedi de yalan mı atıyor? Atmıyorum bilmiyorum. Otogardayken var diyordu. 6 lira diyordu. Şimdi buraya gelince yok falan dedi. Bir bakıncam şöyle bir. Yoksa mecbur vereceğiz taksi yapara. Saat 1 şu anda. Bu Ahıska, bilenler bilir hani, Ahıska Türklerinin önceden yaşadığı yer. Şu anda yaşayan var mı hala bilmiyorum. İşte buradan sonra nereye gidiyorlar? Kars'a gidiyorlar, Ardahan'a gidiyorlar. Daha Sakarya'ya kadar uzanıyor sürgün. Zamanında bu topraklarda yaşadılar. İlla yaşayan vardır diye tahmin ediyorum. Köyleri olur, bir yeri olur. Bakalım bir soruşturayım da ben. Sonra bilgiyi geçeceğim size. Sordum şimdi de otobüs yok, bir sonraki yere var diyorlar. Orası da 10 kilometre falan buradan. 2.30'da kalkacakmış. Şu an saat 1. Ben de şurada biraz ileride petrol ofisinin şeyinde, arkasında otostop deneyeceğim. 1.5 saat onu bekleyeceğim. Giden birini buluruz belki. Taksi 30 lira istiyor. 10 dolar falan yapıyordu. 10 dolardan bir tık fazla. Şurada da bir tane kale var. Onu göstereceğim şimdi size. Bakın şu karşıdaki Rabat Kalesi. Bayağı güzel görünüyor da. Vallahi geçe kalmak istemiyorum. Kars'a kadar yolum var bugün benim. O yüzden bu sefer es geçeceğim. Yoksa oraya girdim çıktım en az benim 1,5-2 saatim gider. Bir daha geleceğim ben Gürcistan'a da. Muhtemelen ilkbaharda olur herhalde bir aksilik olmazsa. O zaman burada detaylı gezeriz. Vallahi biraz otostop denedim. Geçtim oraya da. Kaç tane Türk aracı da geçti de. Alan olmadı açıkçası. Ben dedim otobüsü kaçırmayayım bari. Döndüm tekrar şeye, otogara. Şimdi bununla gideceğim. Bileri verdim buna. Buradan Vale'ye gidecek. Oradan da sınıra işte bir 8-9 kilometre kalıyor. Oradan yine bir otostop denerim. Taksiye sorarım yani çok pahalı değilse taksiyle. Pahalıysa da otostop denerim biraz daha bakalım. Burada taksiler 30 lira falan istedi. Buradan Ardahan'a sanırım günlük bir tane sabah şey varmış. Otobüs varmış. Aklınızda bulunsun gelecek olanların. Varsa öyle planınız. Bu da mesela şu an saat 2'de kalkacak. Ben 2 arabasıyla gideceğim. Bakalım orada zaten... Herhalde sınırdan işte o valeden sonra direkt sınır geliyor. Yani bir 8-9 kilometre kalıyor. Orada otostop daha rahat çalışır diye düşünüyorum. Valeye geldim şimdi. Burası bayağı ufak bir yer. Buradan sonra 9 kilometre kaldı. Taksiciye sordum 15 diyor, 10 diyor. Biraz şey yapacağım. Otostop deneyeceğim de araç geçmiyor hiç ya buradan. Hiç işlek bir yer değil. Ya buradan giden zaten muhtemelen hani sınıra gider diye düşünüyorum artık. Buradan sonra 9 kilometre çünkü. Sonra çok fazla yerleşim yok. Biraz bekleyeyim en kötü taksiyle gideceğiz yine bir şekilde. Vallahi ben köyün çıkışına doğru yürüyorum. 1,5 kilometrelik yol vardı köyün çıkışına doğru. Yürüyorum böyle. Araba geçiyor da kimse almıyor yani. Çok umudum yok açıkçası. Biraz bekleyeceğim duruma göre bakacağım. Yani sınıra giden birileri denk gelirse illa alır da genel olarak hani buranın çıkışına kadar gidiyorlar diye tahmin ediyorum. Oradan sonra zaten başka bir şey yok. Bir tane solda ufak bir köy gibi bir şey gözüküyor. Hani oraya da kim niye gitsin bilemedim. Biraz bekleyeceğim hani çalışmazsa eğer bakacağız çaresini taksi falan. Buralar bayağı güzel ama ya, her yer meyve ağaçlarıyla dolu. Yemyeşil bir köy. Allah Türk de gelse böyle Ardahan'a ya da Kars'a kadar gidebilsem çok güzel olur.
Az önce tır geçti, Türk tırı. Almadı o da. Araç geçmiyor işte ya. Neredeyse sıfır yani. Bu sınır kapısı zaten çok kullanılan bir sınır kapısı değil. O kadar yoğun bir şey yok. Yol üstünden bari biraz erik alalım. 5-6 kilometre falan var sınıra burada. Hani yürüyeceğim. Yapacak bir şey yok. Diğer taraftan da yine muhtemelen taksiye bineceğiz gibi. Ulaşım aracı yok diye biliyorum. Elmalara baksanıza ya. Bir tane de elma alayım yanıma. Yeter. Naukrabilye son köy sanırım burası. Az önce bir tane taksi geçti, Türk. Taksi dediğim araç yani, hani ufak. O da durmadı. Son köye geldim, bir 4 kilometre falan yolum kaldı muhtemelen. Bu köy güzelmiş ama ya, sevdim. Evleri böyle değişik. Taş evler falan var köyde. Otostop kültür bitmiş sanırım ya. Dünya genelinde. Çalışmıyor gibi buralarda. 5 sene önce de Gürcistan'da aramıştık biz otostop. Çekmiştik, almışlardı. Geliyor bir tane daha. Kamerayla deneyeceğim. Kamerayla deneyince belki güven verir. Diğer türlü çok şey yapmıyor insanlar. Kamerayı görünce biraz şey olabiliyor. Border. Tamojnya. Türkiye. Türkiye. Ha. Border. Lari. Mucho. Hava ne kadar? Ha. Thank you. Badlava. Ha? Haydi. Haydi. Ah, güzel burada. Ah. Madlo mu? Damarcı mı? To the Turkey. Ver. Türkiye, Türkiye. Ardahan. Border. Sağ olsun abi, aldı. Birden para istedi de sonra dedim yok. Gel hadi dedi. Gidiyoruz, az kaldı. Buranın doğası efsane güzel ya. Geldik sınıra. Evet, sınıra 5 kala. Karşıda Türk bayrağı da var, Gürcistan bayrağı da var ki Türkiye yazısı bulunuyor. Tır var burada epey. Gümrük işlemlerini halledeyim, bir tırla giderim diye düşünüyorum. Bir yerlere artık, neresi olur bakalım. Öleceğiz, gördüm ya, Türk tırlar var. Çıkışta beklerim hemen. Çıkarlarsa eğer, denk gelirsek bir tırla gideriz bir yerlere. Ama buranın doğası çok güzel ya, Artvin doğasına çok benziyor. Zaten hani Ardahan Artvin'e çok yakın. Buranın doğası da öyleymiş. Ben bu taraflara hiç gelmemiştim. O yüzden hani bu sefer Türk gözünden girmek istedim. Önceden Sarp'tan girmiştim. Bir de buraları görelim diye böyle bir şey yaptım. Bakalım. Geldik Türkiye'ye. Sınır geçtim. Türkiye'deyim. Türk gözü gümrük kapısı. Allah, yanımda benim lari vardı. Onları burada bozdurdum da burada ondan bozuyorlar. Normalde 12 civarı falan, 12-30 falan bir Türk lirası. İşte aklınıza bulunsun. Hani gelmeden bozdurursanız daha iyi olur sizin için. Şimdi bekleyeceğim bakalım. Araç, taksiler de var burada, Türk araçları. Tırlar falan da var. Kars'a, Ardahan'a bir yere gidebilirsem bugün orada bitirmeye çalışacağım günü. Evet. Uzun bir yolculuk oldu. Kars'a ulaştım sonunda. Türk gözü sınır köprüsünden sonra bitirici abi sağ olsun beni Ardahan Kars yol ayrımında bıraktı. Orada da inerim ben zaman. Karslı farklı bir abimiz, burada yaşayan farklı bir abimiz aldı. 2 dakika bile beklemedim herhalde. Kars'a ulaştım. Şimdi bir tane otele geldim. Bugün Kars'a kalacağım. Şöyle göstereyim odayı. Çalışma yeri var işte. Askısı, dolabı, her şey bulunuyor. Otel yani. Tuvaleti bulunuyor. Kahvaltı dahil buranın fiyatı 500 TL. Bence güzel. Şimdi hani özel oda, kahvaltı dahil yani temizliğine vesaire onlara bakınca açıkçası güzel fiyat. Diğer türlü hani ben hostellerde kaldığımda çok düşük ücrete kalıyorum ama şimdi hani bazı şeyleri düşündüğünüzde, televizyonu var ne bileyim. Bazı şeyleri düşündüğünüzde bu fiyatlar bence normal diyebilirim. Beni yolda alan İzzet abi ve Serkan abiye de buradan selamlarımı iletim. Videoyu izlerlerse teşekkürlerimi iletim tekrardan kendilerine. Günaydın arkadaşlar. Şimdi kaldığım otelin kahvaltısı var. Kahvaltı dahildi burada. Size kahvaltıyı da gösterin. Belki gelmek isteyenler olur. Otelin adı Otel İpek Yolu Kars. Buradan çay alabiliyorsunuz. Şurada da böyle açık büfe şeklinde. İşte alabileceğiniz helvadır. Kars'a özgü peynirlerdir.
Onun dışında salatadır, işte domatesdir. Bizim Türk kahvaltısı hani klasik. Burada Kars'a özgü yine Kars ketesi varmış. Onu da deneyeceğim birazdan, gösteririm. Onun dışında yağdır, reçeldir, baldır. Klasik bizim Türk kahvaltısı. Şöyle bir tabak hazırladım, onu da göstereyim size. Yanında pidesiyle beraber geliyor. Afiyet olsun abi. Sağ olun. Çeteye bakın, göstereyim şöyle. İçinde peynir mi var, hamur mu var, bir şey var anlamadım ama kuru biraz. Peynirle güzel gidiyor ama. Oksijen. Arkadaşlar şöyle odamı tekrar bir göstereyim. Bir önceki videoda göstermiştim. Özel bir odada kalıyorum otelde. Kendi şeyi vardır hani, banyosu, tuvaleti var. Güzel. Yani fiyatını bilmiyorum şimdi, hani ben uzun zamandır Türkiye'de olmadığım için. Fakat hani özel oda, banyolu, kahvaltı dahil 500 TL hani. Çok değil gibi gözüküyor. Diğer türlü hani ben önceki videoda da söyledim. Kaldığım hostellerde yani daha düşük şekilde kalıyorum. Fakat bizde hostel kültürü çok yaygın değil. Yani buradan bu videoyu izleyen ve yatırım yapmak isteyen birisi varsa, dün ben hani Kars'ta yürürken sokaklarda sırt çantalı yabancılara da denk geldim. Demek ki buraya hani bu mevsimde de olsun, kışın da olsun muhtemelen. Burası İpek Yolu üstünde, eski İpek Yolu üzerine kalıyor ve sınırda işte Gürcistan'a, Ermenistan'a sınırımız var. İşte İran'a yakın yine aynı şekilde. Burası gerçekten işlek bir nokta. Bu nedenle hani burada bir hostel olur, bir şey olur. Ben göremedim açıkçası, var mıdır bilmiyorum ama. Bir hostel böyle yatırım yapmak isteyen birisi varsa, bence burada bir hostel yaparsa ben güzel iş yapacağını düşünüyorum. Sırt çantalı gezginleri de düşünen, hani fiyatı bu şekilde olmayan daha düşük ama işte paylaşımlı oda olur vesaire olur. Sırt çantalı insanların kalabileceği bir yatırım gelirse bence Kars'a tutar. Kars gerçekten güzel bir şehir. Ben akşam bir çıkıp gezdim. Şimdi tekrar dışarı çıkacağım. Bugün Kars'ı keşfedeceğiz beraber. Kars'ın güzelliklerini size göstermeye çalışacağım. Evet, Kars'tan güzel bir günden günaydın. Selamlar tekrar. Şimdi ilk durağım hani harabeleri olacak. Eğer bir sıkıntı olmazsa. Şimdi hemen benim kaldığım otel bu ana cadde üzerine yer alıyor. Burada oteldir işte, dükkanlardır vesaire. Genelde hep ana cadde üzerine zaten. Bir de işte Eskişehir'in olduğu bölgeye giden farklı bir cadde daha var. Orası sokak mıdır, cadde midir bilmiyorum da. Orası da en istek yerlerden bir tanesi. Farklı yer varsa bilmiyorum. Daha ben tam gezemedim. Bugün beraber gezeceğiz. Evet arkadaşlar, çok güzel bir yoldan geçip hani harabelerine ulaştık. Şöyle güzel bir bilgi vereyim size hemen. Gazi Ahmet Muhtarpaşa Konağı önünden her gün Kars Meydanı'ndan yani sabah 9'da 30 TL karşılığında, tek yön 30 TL, gidiş dönüş 60 TL karşılığında Kars valili bir araç kaldırıyor otobüs. Aklınızda bulunsun, illa buraya taksiyle gelmek zorunda değilsiniz. Uygun fiyatlı bir ulaşım seçeneği de mevcut. Evet, hani harabelerinin içindeyiz şimdi. Girişte ufak bir aksilik yaşadım. Müze kartı ben online olarak almıştım. Buraya müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. 60 TL bir ücreti var. Fakat internetim olmadığından dolayı burada da internet yokmuş. Hani genelde böyle yerlerde ücretsiz internet oluyor. Kare kodu oluşturamadım. Kare kodu oluşturmak için de önceden profil fotoğrafınızı eklemeniz gerekiyormuş. Hani gelecekseniz onları halleden önceden ki burada problem yaşamayın. Sağ olsun bir abi açtı bana, internet paylaştı. Kare kodu oluşturup geçiş yapabildim. Şimdi anne harabelerini gezeceğiz burada beraber. Gezerken hem buranın tarihi hakkında da bazı şeyler söyleyeceğim, anlatacağım. Bölge büyük. Onun dışında girişte söylediğim bu otobüs olayını tekrar yenileyeyim. Detaylı bilgi olsun. Gazi Ahmet Mustafa Paşa Konağı'nın önünden otobüs kalkıyor. İki yönlü ücret var. İşte gidiş dönüş 60 TL'ye denk geliyor. Sabah 9'da kalkıp 12.45'te geri dönüyor. Yani hani 3 saatlik bir vaktiniz oluyor burayı gezmek için. Gayet de uygun bir fiyatı bulunuyor açıkçası. Taksi buraya ben sordum mesela, taksi 1700 lira falan istiyormuş, 2000 lira. Yaklaşık burası Kars merkezden 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ben aslında buraya gelmeyi düşünmüyordum. Şimdi size yüzümü izletmek yerine manzarayı izleteyim. Buraya gelmeyi düşünmüyordum. Daha sonra hani bir video izledim. Hani Kars'ta neler yapılır, atlamayayım, kaçırmayalım bir şey diye. Videoda şöyle bir bilgi yer alıyordu. Kars valiliği hani bu otobüsü kaldırıyormuş. Bu son birkaç yıldır uygulanan bir ulaşım yöntemi bildiğim kadarıyla. Çok iyi olmuş. Hani Kars valiliğini de buradan tebrik ederim açıkçası. Herkes için
ulaşılabilir bir fiyat ve her gün kalkması da gerçekten iyi, önemli bir şey. Zamanında ben bundan seneler önce Mardin'e gitmiştim. İşte orada Deir-Zafaran Manastırı bulunuyor, Dara Antik Kenti bulunuyor. Mardin Eskişehir'ini gezdim. Fakat bu tarihi yerlere gitmek istediğimde taksi dışında bir ulaşım ücreti bulunmuyordu. Ulaşım seçeneği bulunmuyordu. Şimdi ben İstanbul'dan Mardin'e gittim uçak parasına. Taksiciler benden öyle bir ücret talep ettiler. Ben de haklı olarak gitmedim yani. Ben orayı ziyaret ettikten birkaç ay sonra ya da bir sene sonra falan aynı şekilde Mardin'de de bu şekilde bir ulaşım açıldı. Yani Türkiye'deki turistik noktalarda hani bu şekilde herkesin ulaşabileceği bir ulaşım aracı olması gerekiyor ki hani imkanı olmayan insanlar da geldiğinde buraları ziyaret edebilsinler. Tarihtir, kültürdür. Buraların öğrenilmesi gerekiyor. Bu yüzden hani Kars valiliğini de tebrik ederim. Teşekkür ederim. 60 lira ulaşım gidiş dönüş. 60 lira da müze kartı giriş ücreti. Müze kartı biliyorsunuz bir sene içinde her yerde kullanabiliyorsunuz. Türkiye'nin neredeyse her yerinde geçerli. Sadece bazı özel alanlarda geçerli değil. Vallahi yol üzerine de gelirken gerçekten harika manzaralardan geçtik. Geniş düzlükler bulunuyor. Bu benim Kars'a ilk gelişim. Çok sevdim. Bir de buraya tabii kışın gelmek istiyorum. Kışın ziyaret etmek istiyorum. Karlar altındayken görmek istiyorum. Şimdi ilk durağımız Kars'ta Ani Harabeleri. Şu an yoğun bir sıcak bulunuyor burada. Ağustos ayında. Hani her mevsimde burada farklı güzellikleri var. Kışın da ayrı güzel. Şimdi de böyle her yer çiçek, hayvanlar otluyor falan. Yemyeşil. Buranın da şu an ayrı bir güzelliği bulunuyor yine. Şimdi burada genelde şu şekilde tabelalar bulunuyor. İşte Ani Katedrali Fethiye Camii diyor. Selçuklu Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı demiş. Sağ kısımda ise Selçuklu Çarşısı Ebu Menişehir Camii İç Kale bulunuyor diyor. İlk önce bir sol tarafı ziyaret edelim. Sonra da sağ tarafa gideriz. Yani gördüğüm üzere, sizin de gördüğünüz üzere fark ediyorsunuzdur belki. Birçok yapı şu an restorasyonda. Yani çok eski yapılar. Kars'ın kısaca tarihi hakkında bir bilgi vermek isterim. Ki en azından hani buranın tarihi ne kadar sene önce buralarda yaşam olduğuna dair insanların bir fikri olsun bilmeyenler için. Kars'ın tarihi 9000 yıl önceye kadar dayanıyor. Buranın bu toprakların ilk sahipleri Urartular. Daha sonradan buraya Ermeni Krallığı geliyor. Burada birçok imparatorluk, medeniyet gelmiş geçmiş. Selçuklular, Osmanlılar, Moğollar, işte Ruslar var. Yani birçok medeniyetten geçtiği için burası kültürel ve tarihi olarak çok zengin bir bölge. Bunu da gerçekten dolaştığımız yapılarda, şehirde, birçok yerde görebiliyoruz. Şimdi Ani Harabelerinin biliyorsunuz yani önümüzde bir tane çay var. Arpa çayı da sanırım adı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi arpa çayı göstereceğim. Arpa çayın diğer tarafı Ermenistan sınırı. Yani bu çay aynı zamanda Ermenistan'la aramızda bir sınır oluşturuyor. Aynı zamanında Ermeni Krallığı Bagratuni'nin egemenliği altındaydı ve burası binbir kiliseli şehir olarak biliniyordu. Tarihi yapıların bulunduğu kısımda üst kısımdan görünüşüyle alakalı şurada kazı çalışmalarını görebiliyorsunuz. Zaten şurası da herhalde koruma amaçlı yapılmış bir bölüm. Burada kazı çalışmalarını zaten görebiliyorsunuz. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Aynı zamanda burada hani Selçuklu Kümbeti ve Mezarlığı hakkında bir bilgi panosu yer alıyor. Tarihi önemi konusunda şöyle bir bilgi var. Anadolu'daki en erken tarihli Türk İslam mezarlıklarından birisi olması yanında Anadolu'daki ilk hazire olması bakımından da önemli bir yapıymış burası. Hani bulunduğumuz yerlere sadece böyle görüp bakarak geçince açıkçası buranın tarihi hakkında hani çok da detaylı bir bilgiye ulaşamıyoruz. Tamam, yapıya baktığınızda çok eski bir yapı ama burada kimler yaşamış, hangi medeniyetler bulunmuş ve nasıl bir önemi var tarihte bunları da değinmek lazım. Şu anda burası restorasyonda bulunduğu için inşaat alanına girmek yasak diyor. Bu nedenle hani size içerisini gösteremeyeceğim. Şimdi söylediğim üzere hani gerçekten önemli bir kent. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu nedenle hani şu anda burada Ani Harabelerinin yakınında Ani Köyü bulunuyor. Orada bir yaşam var. Hani ben buraya gelmeden önce burası tam böyle Ermenistan sınırında ıssız bir yerdir diye düşünüyordum. Yaşamın olduğunu bilmiyordum açıkçası. Onları biraz gelip gördüğünüzde fark ediyorsunuz veya görüyorsunuz. Şimdi Ani Harabelerinin bir laneti de var. Bir lanetli efsanesi bulunuyor. İleride Tigran Kilisesi bulunuyormuş. Selçuklu Küçük Hamamı. Aziz Amenap Kilisesi. Bakın hem Selçuklu yapısını hem işte kiliseyi aynı yol üzerinde rahatlıkla görebildiğiniz yerlerden. Tarihe yolculuk yapıyorsunuz gerçekten buraları ziyaret ettiğinizde. Ani'nin düşüşü ve terk edilmişliği üzerine bir Ani laneti bulunuyor. Bu efsaneyi sizinle paylaşmak istiyorum ki hani buranın tarihi hakkında da
İzleyenler en azından ufak bir bilgisi olmuş olsun. Bir zamanlar Ani'de yaşayan bir bilge şehrin zenginliği ve ihtişamıyla gurur duyuyormuş. Ancak halkın ahlaki değerlerinin bozulduğunu ve zenginliğin kibir ve açgözlülüğe dönüştüğünü söylemiş ve görmüş. Yani bu duruma üzülen bilge şehrin bu şekilde devam etmesi halinde büyük bir felakete uğrayacağına inanıyormuş. Yani bu bakımdan da hani halkı uyarmaya çalışmış fakat onu kimse dinlememiş. Bir gece bilge rüyasında tanrısal bir varlık tarafından ziyaret ediliyor. Bu varlık Ani halkının doğru yoldan sapması nedeniyle şehri büyük bir felaketin beklediğini ve bu felaketin şehri yok edeceğini söylüyor. Bilge uyandığında bu rüyanın bir uyarı olduğunu anlayıp halkı tekrar uyarıyor. Fakat halk onu yine dinlemiyor. Biliyorsunuz bizim tarihimizde hani bu tür efsaneler çok vardır. Doğruluğu, yanlışlığı hani efsanedir bilinmez. Fakat efsane kültürümüzün olması güzel bir şey. Tarih ve kültürel açıdan. Daha sonra Ani büyük bir düşman saldırısına uğruyor. Şehir kan ve gözyaşı içinde esaret altına geçiyor tekrar. Efsaneye göre bu saldırıdan sonra Ani'nin üzerine bir lanet çöküyor. Ani terk ediliyor ve halk tarafından unutuluyor. Bugün Ani harabeleri bu lanetin bir hatırası olarak ayakta duruyor ve geçmişin görkemli günlerinden geriye kalan yalnızca taş duvarlar ve sessiz bir şehir kalıntısı oluyor. Evet hani şimdi efsaneyi bildikten sonra ve Ani halkını ziyaret ettikten sonra aslında efsaneyle şehrin de örtüştüğünü görebiliyoruz. Gerçekten hakikaten burası şu anda sessiz ve terk edilmiş bir yer olarak göze çarpıyor açıkçası. Ani harabeleri gerçekten büyük bir alana yayılmış durumda. Fakat gezi süresi, hani otobüsün bize bıraktığı gezi süresi ne kadar? 2,5-3 saate yakın. Bizim buraya ulaşmamız ona doğru oldu. 9.50 civarı. Süre yeterli bence. En azından genel geçer bir şekilde ana hatlarıyla burayı gezebilirsin. Burası küçük hamam olarak geçiyor. Burada işte ılıklık, sıcaklık bölgeleri ve soyunma alanları bulunuyormuş. Bakın şu aşağıda teller bulunuyor. Karşıda mağaralar var. Muhtemelen o mağaralarda eskiden yaşam da vardı. Önümüzdeki çay Ermenistan'la aramızda doğal bir sınır oluşturuyor aynı zamanda. Bu kilise gerçekten güzelmiş ya. Üzerindeki mozaikler hala duruyor. Şimdi birazdan gezdireceğim size. Şu an maalesef güneş ters ışıkta bırakıyor beni. O yüzden hani biraz ışık patlamaları oluyor. Kusura bakmayın o yüzden. De iç kısmını göstereyim size buranın. Tigran Honuns Kilisesi'ymiş. 1215 yılında inşa edilmiş. Ve işte Ermeni Hristiyanlığındaki Hristiyanlığı yayılmasında önce olan birisine ithaf edilmek amacıyla yapılmış bir yapı. Yani günümüzde hala bu kadar eski bir yapının kalması ve ziyaret ediyor olabilmemiz gerçekten büyük bir zenginlik bizim için. Önümde bu şekilde bakın hemen çayın üzerinde bulunan bir sur hattı bulunuyor. Bu surlar gerçekten hani zamanında bu şehrin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Bakın ne diyeceksin bilmiyorum da şimdi. Yani tarihi yapının üzerine insana isimlerini yazmışlar ya. Yani bunu her yerde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu ben yurt dışında da görüyorum. Yurt dışında da var böyle şeyler. Böyle insanları hapse atacaksın mesela. Yani bunun yaptırım cezalarının büyük olması gerekiyor ki insanlar bunları yapamasınlar. Bakın şurada görüyor musunuz? Taşların üzerinde yazılar bulunuyor. Şimdi hani farklı bir alfabe olduğu için tabii okuyamıyoruz biz bunları. Hangi alfabedir bilmiyorum açıkçası. Fakat taş sütunlarda gerçekten hem güzel bir işleme var hem de güzel yazı motifleri bulunuyor. Size şöyle bir manzara izleteyim bir de. Bu Kars civarı gerçekten Ardahan'dan sonra Ardahan böyle bitki örtüsü olarak Artvin'e daha çok benziyor gördüğüm kadarıyla. Ardahan'da bulunmadım ama
Ardahan Kars yolu üzerinde geniş düzlükler bulunuyor. Etrafta dağlar var. Yani bazı yollar o kadar güzel ki böyle dümdüz uzanıyor. Ucu bucağı olmayan manzaraları görebiliyorsunuz. En son bu kadar güzel manzaraları Bolivya'da izlemiştim. Gerçekten oraları andırdı bana. Ülkemizde de yani dört bir yanı tarih, doğa, kültür bakımından çok zengin. Ziyaret etmek lazım. Ya ben o kadar yeri gezen birisi olarak Kars'a bu kadar geç geldiğim için utanıyorum açıkçası biraz. Normalde Azerbaycan'dan direkt uçakla dönmek yerine dedim hani bu sefer de Kars tarafını ziyaret edeyim, buraları göreyim dedim. Ona yönelik bir dönüş planı yaptım. Buradan sonra da Doğu Ekspresi ile Ankara'ya, sonrasında da İstanbul'a gideceğim. Burası Ani Katedrali, Fethiye Camii olarak da geçiyor. Buranın inşasına 989 yılında başlanıyor. İkinci Sinbad zamanında başlanmış. Kral Gagik'in karısı Kraliçe Katramide tarafından 1001-1010 yılında tamamlanmış yani. Burası Hazreti Meryem'e ithaf edilen bir yapı. Yani bu yapının İstanbul'daki Hacı Sofya Kilisesi'nin kubbesini de onaran Tırdat tarafından yapıldığı söyleniyor. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Ani'yi fethettiğinde kiliseyi camiye çevirterek ilk cuma namazını burada kılmış ve yapının adı Fethiye Camii olarak değiştirilmiş. Yani görüyorsunuz hani bu çok medeniyetin ev sahipliği yaptığı yapılar olarak öne çıkıyor. Maalesef hani şu an restorasyonlu olduğu için size çok güzel bir görüntü sunamıyorum ama yine önemli yapılardan bir tanesi burası. Burası Selçuklu Çarşısı'ymış. Şu anda bu Külliye Camii ziyarete açık. Bakın içeriye. Buraya giriş yapabiliyorsunuz. Girelim hatta biz de. Hem ben göreyim hem siz görün. Bu şekilde içerisi bulunuyor. Hutbe için bir kısmı da bulunuyor açıkçası. Şöyle camdan, bakın. Şu aşağıda köprü var, yıkık bir köprü görüyor musunuz? Orası eski İpek Yolu'nun giriş kısmı. Burası tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir kısım aynı zamanda. O bakımdan da tarihte büyük bir önemi var açıkçası. Yine Ermenistan'a bağlanan noktalardan bir tanesi. Tabii şu anda kullanılamıyor. Bu cami Selçuklu zamanında inşa ediliyor ve işte cami ilk Selçuklu mimarisine bağlanan cami olma özelliğiyle ön plana çıkıyor açıkçası. Şu köprüyü bir de dışarıdan göstereyim. Az önce camdan gösterdim size ama bakın çay böyle güzel bir kanyon oluşturmuş. Çok güzel ya gerçekten. Şu Ermenistan tarafında mesela araç var. Bakın şurada yol var hatta. Ben görebiliyorum izini yolun. O yoldan mesela araç geliyor şu anda. Karşıda mesela bir kule bulunuyor. Muhtemelen askeri bir bölge diye tahmin ediyorum. Yine karşı tarafta kazılan alan var. Karşıda ben Ermenistan bayrağını da görüyorum. Şurada bir bayrak var mesela. Ermenistan bayrağı. Herhalde şu karşıdaki köyde yine Ermenistan'a bağlı bir köy diye düşünüyorum. Yani düşünsenize. Bu şekilde doğal bir sınır var aramızda. Sınırın diğer tarafında çok farklı bir yaşam sürülüyor. Burada çok farklı bir yaşam sürülüyor. Böyle şeyler bana her zaman ilginç gelmiştir. Yani sınırdan geçtiğimizde dil, din, işte yaşayış birçok şey değişiyor. Evet, şehrin güney ucunda ise İçkale yer alıyor. Şimdi burası konum olarak gerçekten çok önemli bir nokta. Etrafındaki tüm akarsu, vadi ve dağlara hakim bir tepe olarak konumlandırılan İçkale, ilk kurucuları Urartular ve ardından 4. yüzyıl başlarındaki Kamsarakanlılar devriyle belirli bir mimari forma kavuşuyormuş. İçkale'nin Büyük Selçuklular tarafından da aktif bir şekilde kullanıldığı bilinmekteymiş. Yani gerçekten önemli bir yapı. Yani önümüzde bir taş yığını gözüküyor. Muhtemelen kale surlarından düşmüş olduğunu düşünüyorum. Kaleye doğru ilerleyeceğim. Bakalım manzarası nasılmış. Bir de yukarıdan görelim. Şimdi kaleye tırmanırken geriye dönüp baktığınızda tüm şehri böyle ayaklarınızın altında görebiliyorsunuz. İşte şu diğer tarafta da bir çay bulunuyor yine. Mağaralar var iç kısımda. Muhtemelen zamanında insanlar buralarda yaşıyorlardı. Aynısını aslında yıllar önce Batman'daki Hasankeyf'i ziyaret ettiğimde de orada bu tür mağaraların olduğunu görmüştüm. İnsanlar oralarda yaşam sürüyordu. Daha sonra maalesef bildiğiniz üzere Hasankeyf sular altında kaldı. Ben sular altında kalmadan ziyaret etmiştim. Gerçekten İçkale güzel bir tepe noktası. Kale surları bakın önüme kadar uzanıyor. Ta karşıda böyle kanyonun uç kısmı bulunuyor. Orada da yapılar var, tarihi yapılar. Tabii
Sanırım oraya geçiş yasak gibi gözüküyor. Bir yol görmüyorum ben. Fakat orada da yapıların olduğunu söylemek lazım. Kaleye çıktığınızda gerçekten tüm şehri böyle ayaklar altında görebiliyorsunuz ve hani içinde bulunduğunuzda fark edemediğiniz şeylere yukarıdan çok daha güzel görme imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi en son ben sol kısmı gezeceğim. Ondan sonra çıkışa doğru yöneleceğim. İlk sağ kısımdan başladım. Sağ tarafı gezdim bu şekilde. Şimdi dönüşte de sol taraf üzerine ilerleyip bitiş noktasına ulaşacağım. Müze kart uygulamasında aynı zamanda sesli rehber de bulunuyor. Gittiğiniz yapıların yanında uygulama üzerinden, bu rehber üzerinden de bilgiler alabilirsiniz. Bunu hani ben kullanmadım şu anda internetin bulunmadığından dolayı. Keşke çevrimdışı çalışma özelliği olsa bunun. Aynı zamanda barkodun da. Çünkü geldiğim noktada internet yoktu. Hani giriş yapabilmek için başkalarından internet istemem gerekti bu bakımdan. Ya buraya hani bir internet çözümü ya da çevrimdışı çalışma özelliğinin olması lazım ki gelen insanlar problem yaşamasın. Evet, Ani'nin Ani harabelerinin ikonik yapılarından bir tanesi. Muhtemelen hepiniz buranın fotoğrafını birçok yerde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Buranın bilgilendirme panosundaki yazılar silinmiş. Bazı bilgilendirme panosundaki yazılar silinmiş. Yani bunların hani önemi var. Maalesef bakın içeriye. Çok kötü durumda yani. Herkes yazı yazmış ya. Herkes yazı yazmış. Yani ne denir ki onun için? Ama çok güzel bir yapı. Şöyle size tepesini göstereyim. Şimdi yaşı büyük olanlar belki videoyu izleyeceklerdir. Buranın büyük olduğunu görüp gelmekten çekinebilirler belki. Burada araç hizmeti de var. Tarihi yapıların yanında durmak suretiyle bir rota çizmişler. Sizi bu noktalara götürüp tarihi yapıları ziyaret ediyorsunuz. Gittiğiniz yerde bekliyorsunuz. Golf araçları gibi düşünebilirsiniz bunları. O noktada bekleyip tekrar sizi alıp yola devam ediyor. Hani ben orada yürüyemem gibi çekinceleri olan varsa da böyle bir hizmetinde olduğunu söyleyeyim. Yani bunu ben reklam amaçlı vesaire söylemiyorum. Fakat bu tür hani bir şeyi önerdiğinizde veya söylediğinizde reklam olmadığını da belirtmek gerekiyor. Artık günümüzde. Bakın buradaki bilgilendirme panosu da aynı şekilde silinmiş yazıları. Hani information diyor, bilgilendirme diyor. Fakat herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buraları yenilemek çok büyük bir maliyet olmasa gerek. Umarım gerekli özeni gösterirler buralar için. Önümdeki surlardan buranın büyüklüğünü de anlayabilirsiniz. Gerçi kaleye çıktığımızda hani size göstermeye çalıştım tepeden. Oradan gayet iyi anlaşılıyordu bence ama burası da bence önemli hani o büyüklüğün anlaşılması açısından. Hani gezimiz bu şekildeydi. Ben artık buradan dönüşe geçiyorum. Saate bakalım kaç olmuş. Saat 11.30. Gayet yeterli bir süre. Daha bir saatten fazla vaktim var. Biraz daha yavaş gezen biriyseniz yine süre sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yine burada rehberlik hizmeti vesaire gibi şeyler de bulunuyor. Hani öyle gezmeyi tercih ederseniz belki hani söyledim müze kartının içinde sesli rehber de bulunuyor. Artık size kalmış nasıl ziyaret etmek istiyorsanız. Ben dilim döndüğünce öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kars gerçekten tarihi ve kültürel önemiyle Türkiye'de önemli noktalardan bir tanesi. Bu yüzden de ziyaret edilmesi gereken noktalardan da bir tanesi bence. Özellikle Doğu bölgesinde hani adı öne çıkan noktalardan bir tanesi yine. Şehir merkezi olsun, hani harabeleri olsun. Bu bölge gerçekten çok zengin. Kültür, coğrafya ve tarihe sahip. Kars'taki turumuza Kars merkezinde devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere.